Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir günün menüsüyle birlikteyiz. Bu akşam kardeşim gelecek, o yüzden ona özel bir menü hazırlamak istedim. Yaprak sarması yapacağım. Bizim sarmamızı herkes çok beğenir ve çok sever. Annem gerçekten çok lezzetli yapardı. Şimdi ben de o tarifi yakalamaya çalışacağım az çok aklımda kalanlarla. Öncelikle yaprak sarmamızı yaparak başlayacağız çünkü bu bayağı bir vaktimizi alacak. Bunları ben evlenmeden önce babamla birlikte böyle tuzla birlikte basmıştık. Hiçbir şekilde su falan yok bunun içerisinde. Ve bunlar hiç pişmemiş olduğu için bunları bakın bu şekilde sadece katlayarak koyduk. Yıkayıp şey yapmadık, hatta tuzlamadık bile. Ben tuzladık sanıyordum. Tuzlamadık. Bu şekilde katlayıp koyuyorsunuz. Bakın ilk günkü gibi. Şimdi ben bunları sıcak suda bekleteceğim 5 dakika. Sonra yıkayıp sarmaya başlayacağım. O sırada da malzemelerimizi hazırlayacağız. Bugünkü menümü sayayım o sırada size. Bugün Ali Nazik yapmayı düşünüyorum. Kuşbaşı etli. Yanına da bulgur pilavı yapmak istiyorum. Mercimek çorbası yapacağız. Mercimek çorbası tarifini beğeniyorsunuz. O yüzden bugün size az kişilik bir mercimek çorbası tarifi vereceğim. Aslında yoğurtlu çorba da yapabilirdik buğdaylı. Onu da çok seviyorum bunun yanına. Belki fikrim değişebilir. Bakalım duruma göre artık başlıktan zaten göreceksiniz ne olduğunu. Şimdi öncelikle yapraklarımızı açalım. Yarısını yapacağım. Burada 1 kiloluk kavanozda. Önce yarısı oldu. Şunu da yapalım. Daha sonra yanına bir salata tarifim var. Börülce salatası yapacağım. Halide annemin yaptığı ve gerçekten çok beğendiğim bir tarif. O da güzel olur. Yanına vitaminli böyle. Bakalım şimdi üzerine sıcak su ilave ediyorum. Ve yapraklarım 5 dakika kadar burada bekleyecekler. Malzemelerimi söyleyeyim ben de o sırada. Burada unuttuğum bir şey domates rendesi. Şimdi domatesler lezzetli olmadığı için rende kullanacağım. Yoksa direkt domates de kullanabilirsiniz. Şimdi 2 tane soğan. Benim bir tanesi büyük olduğu için böyle yerini küçük tercih ettim. 2 orta boy kullanabilirsiniz. Bu yarım kiloluk yaprak için geçerli. Yani şöyle benim yarısı kadar diyeyim. 1 yemek kaşığı domates salçası koyacağım. Şöyle göz kararı domates rendesi koyacağım. Pirinç. Daha sonra maydanoz isterseniz koymayabilirsiniz. Baharat olarak da tuz, bolca nane ve toz biber koyacağım. Biz kimyon koymuyoruz. Kimyon koyanlar da var. Ve tabii ki yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı, en son zeytinyağını üzerine de gezdireceğim. Şimdi ben malzemelerimi hazırlayayım hızlıca. Daha sonra yapmaya başlayacağız. Kadar bıraktım. Limonla birlikte pişirirken kullanmak için. Şimdi bunu bir güzel karıştıralım. Harcımızı. İçim tam yetti. Bu ölçülerle tam şöyle ikinci boy tencerenize yani büyük sayılabilecek boyu tam 2 sıra yaprak sarmanız çıkıyor. Bu bizim için yeterli. Zaten kendimiz 2 kişiyiz. Ekstradan bir de kardeşim var. Üzerine şöyle bir tabak kapatacağım. Normalde büyük tencerede yaparsam o zaman gövecimin kapağını kapatıyorum. O ağır olduğu için daha güzel suyunun çıkmasını sağlıyor. En üstü için limon dilimleri ekliyorum. Şöyle dilimleyelim. Müzik
2 dilim limon. Üzerine zeytinyağımı gezdiriyorum kalan. Ve su ilave edeceğim şimdi. Suyum da göz kararı. Yine yarısına şöyle hemen üzerine gelecek kadar. Şimdi kapağımızı da kapatalım. Kaynayana kadar bu şekilde pişireceğiz. Daha sonra altını kısık bir şekilde pişmeye bırakacağız. İşte hepsi bu. Dediğim gibi şöyle kiloluk yapraklara eğer benim gibi yaptıysanız bunun tam yarısı verdiğim ölçülerle tam olarak tutuyor. Ne fazla ne eksik hiç kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi ben buraları toparlayayım. Yeni tariflerimize geçelim. Şimdi ben patlıcanlarımı közledim. İsterseniz ocakta, isterseniz fırında közleyin. Közmetiğim olmadığı için direkt ocağın üstüne közledim. Evet, birazcık temizlemesi zor olacak orayı. Şimdi çorbamız çok hızlı olacağı için düdüklüye ben börülcelerimi atmayı tercih ettim. Böyle bir su bardağı börülceyi 15 dakika kadar haşlayacağım. Sonra içerisine istediğiniz her türlü yeşilliği koyabilirsiniz. Patlıcanlarımızı hallettim. İçerisine süzme yoğurt koydum. Biraz da normal ev yoğurdu koydum. Kendi yaptığım yoğurttan. Onu da bir dahakine günün menüsünün içerisine birlikte mayalarız. Aslında tam 2 kişilik gibi oldu. Artık 3'e böleceğim. Benim patlıcanlarım küçükmüş. Sizin küçükse 6-7 tane daha yapabilirsiniz. Şimdi etlerimi soteleyeceğim. Kuşbaşı etim var burada 250 gram kadar. Tereyağında 2-3 yemek kaşığı tereyağında soteleyeceğim. Sarımsaklarla birlikte. Daha sonra biber salçası ekleyeceğim. İçerisine 1 yemek kaşığı. Tuz, toz biber. Bu kadar güzelce piştikten sonra, yumuşacık olduktan sonra suyunu salıp pişmesini sağlayacağım. O yüzden orta bir ateşte yapacağız. Bu arada börülcelerim pişti. Diyorum. Erirken şimdi şöyle bir diş sarımsağımı rendeliyorum. Şimdi etimiz suyunu çekmek üzere ve börülcelerimi süzeceğim. Çeşitli istediğiniz gibi yapabileceğiniz bir salata. Tıpkı Nusret salatasındaki gibi istediğiniz her şeyi ekleyip çıkarabilirsiniz. Şimdi ben kendi koyduklarımı göstereceğim size. Bir su bardağı börülcemi koydum. İçerisine kornişon turşu koyacağım 4-5 tane. Bir tane kapya biber, bir tane yeşil soğan. Biraz dereotu şöyle ve nar koyacağım. Aslında mısır da çok yakışır bu salataya. Halide annem koyduğunda ben bayılıyorum. Ama mısırım şu anda yok maalesef. Sadece onun için de markete gitmek istemedim. Ben bunları koyacağım. En son zaten lezzetini sizlerle paylaşırım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım. 1 yemek kaşığı nar ekşisi. Ve yarım limonun suyu gibi koyacağım. Çok ekşi olmasın. Bir bakayım, ayarlayayım. En son zaten ne kadar koyduğumu size söylerim. Şimdi bir etlerimden ses gelmeye başladı. Sanırım olmak üzereler artık. Aynen. Şimdi bunu artık kısık da zaten. Devam edelim. Birazcık ceviz de ekleyebilirim hatta içine. Yakışacağını düşünüyorum. Şimdi malzemelerimi bir doğrayalım. Sanırım bu kısmı çekmedi. Kırmızı biberlerimi doğradım. Minik minik, kaşık kaşık yenen bir salata olduğu için oldukça minik doğrayabilirsiniz. Çok güzel olur. Şimdi dereotumu doğruyorum. Yine küçük küçük. Yükseltme.
Bu da yine çok vitaminli bir salata. Nusret salatasından sonra dereotu çok yakışıyor. Dereotunu koydum. Şimdiden çok lezzetli gözüküyor. Sosunu yapalım. Ekleyelim, güzelce özdeşleşsin. Daha sonra iyice karıştırırız. Seni de kenara alalım. Bu kalanları da bence ben yiyebilirim. Biraz sıcak su ekledim. Yumuşaması için bu şekilde sosu, salçalı sosuyla pişiyor. En son bunu canımızın üzerine koyacağız. Güzelce yumuşasın etler, kısık ateşte pişiyorlar. Sadece pilavımız kaldı ve çorbamız kaldı. Şimdi düdüklümü yıkayıp çorbama geçeceğim. Şimdi gelelim çorbamıza. Mercimek çorbası yapacağız. Bu mercimek çorbası tarifim aslında kanalımda var. Afirli akşam yemeği menüm videomda. Orada bunun çok çok kişilik olanını yapıyorum. Şimdi burada artık böyle 3-4 kişilik bir şey yapacağız. Şimdi bugün koyduklarımı söyleyeceğim size. Önce bir su bardağı mercimeğimizi yıkayıp süzelim. Şöyle. Bu bardaklarda böyle tam bir su bardağı oluyor. Şimdi bunu ben bir süzeyim. Normal tencerede yapabilirsiniz. Sadece biraz pişme süresi var. Ama onda da minik minik doğrarsanız hızlı bir şekilde bence en geç yarım saate pişer. Bir tane böyle küçük soğan koyacağım. En son blenderdan geçireceğim için çok küçültmeme gerek yok. Şöyle böldüm. Ortadan da bir kere bölelim. Sadece hepsinin hemen hemen aynı boylarda olmasına dikkat ediyorum. Burada bir tane havucum var. Bunun hepsini kullanmayacağım. Bugün patates eklemeyeceğim. Patateslerim çünkü büyük. Bunun için birazını kullanıp gerisini çöpe atmak istemiyorum. Bekleyince de güzel olmuyor patatesler. Kararıyorlar hemen. O yüzden bugün sadece havuç kullanacağım. Havuçtan da hemen şu kadarcık. Geri kalanını ben yiyeceğim. Her videoda olduğu gibi. Şöyle. Havucumu da yine kafama göre bölüyorum. Ay, tırnağımı kesiyorum. Azıcık havuç koydum. Birazcık sıvı yağ. Öbür tarifte tereyağı ekliyorum. Bunda yağını ve tereyağını üzerine dökeceğim için çok az sıvı yağ koydum. Şimdi küçücük bir çay kaşığı kadar domates salçası koyacağım. Tat veriyor, aynı zamanda renk de veriyor. Şöyle küçücük koydum. Tuz ilave ediyorum. Yine en son bakarız. Şöyle. Benim koyduklarım bu kadar. Şimdi üzerine 4 su bardağı su ilave edeceğim. Daha sonra koyuluk durumuna göre yine su ilave edebiliriz. Ben size en son yine ne kadar su eklediğimi söyleyeceğim. Şöyle birazcık salçayı dağıtıyorum suyun içinde. Küçük bir düdüklüm olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Dibinde kaldı. Şimdi düdüklümü kapatıyorum. Görüyor musunuz? Düdüklüyü ne kadar kullanıyorum. Hiç korkmayın arkadaşlar. Düdüklüde 8 dakikada çorbanız hazır oluyor. Öğrenin bu düdüklüleri kullanmayı ve korkmayın. Şimdi mesela çorban pişerken ben diğer yemeğime geçebileceğim. Şimdi pilavımızı halledelim. Salatamızın sosunu yapalım. En son zaten sunum aşamasında yine görüşeceğiz. Başından beri bulgur pilavı dedim ama peynirli erişte yapmaya karar verdim. Canım istedi gerçekten, şöyle cevizli. Peynirini çok az koyacağım. Çünkü ana yemeğimiz yoğurtlu olduğundan peynirini az koyacağım. Şimdi düdüklümüz kaynıyor. Ses çıkarmaya başladıktan sonra kısalım. Şöyle
2 yemek kaşığı kadar bir tereyağı koyuyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı koyacağım. Erişteleyle ceviz içini kavuracağım. Kavrulmuş ceviz o kadar yakışıyor ki erişteye, siz koyar mısınız? Ben bayılırım gerçekten. Şöyle 2 bardak erişteme ekliyorum. İçinde bu kadar kaldı, onu da ilave edeceğim. Kaşık kadar da ceviz ilave ediyorum. Ve şimdi kavuracağım biraz. Şimdi rengi dönmeye başladı. Eriştede ölçüm benim 1:1 ölçüsü. O yüzden şimdi 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ama fornadan biraz daha eklediğimiz için şöyle çok az bir şey daha ekledim. Şimdi sadece suyunu koyuyorum, tuzunu koyuyorum. Çok koymayacağım çünkü peynir de tuzlu olabilir. Ağzını kapatalım. Şimdi salatamızın sosuna geldik. Artık gelmelerine yarım saat falan kaldı. Son aşama olarak bunu da yapabilirim. Limonumu şöyle çeyrek bir limonumu sıktım. Duruma göre ekleyeceğim. Çok ekşi olmasını istemiyorum. Zaten turşu da var içerisinde. Şimdi 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı da nar ekşisi. Limonum birazcık az gibi. O yüzden şu kalan limonu da sıkacağım. Bunu da ilave ediyorum. Azıcık da zeytinyağı koyacağım. Şimdi bir daha bakalım. Bu arada eriştem de pişti. Şöyle bir bez koyalım. Demlenmesi için. Salatamız da hazır. Her şey hazır. Şimdi ortalığı toplayayım ve sunum zamanı.
çorbamın kıvamını göstermek istiyorum. Son olarak birazcık daha blenderdan geçirmem lazım. Hiç ekstradan su eklemenize gerek yok. 1 su bardağı mercimeğe 4 su bardağı su tam ölçü. Belki ertesi gün katılaşırsa biraz ekleyebilirsiniz. Nefis gözüküyor. Tam lokanta usulü oldu. Şimdi biraz daha geçireyim. Ezan okunuyor bu arada. Bizim eve çok yakın cami. O yüzden çok güzel duyuluyor. Şimdi hazır sıcağı sıcağına peynirimi ekleyeceğim. Kullandığınız peynir hiç fark etmez. Benimki şu an kullandığım manyas kelle. Ekleyip eklememek de yine size kalmış. Sade de tercih edebilirsiniz. Yine çok az ceviz yine sunum için. Şöyle. En son tabaklarda üzerine de yapabilirsiniz. Ben şimdi size göstermek için bu şekilde yaptım. Yine tekrardan kapatıyorum. Sıcağıyla peynirlerimiz de iyice yumuşayacak. Yüzme yoğurtlu közlenmiş patlıcanımız burada. Burada çorba için tereyağı erittim toz biberle birlikte. Burada mercimek çorbamız var. Size son kıvamını göstermek istiyorum. Düklüsünü kapattım. Kapağını kapattım ki sıcaklığını korusun diye. Kıvamı tam güzel. Ben çok az bir şey su ekledim. İsterseniz siz de tercihe bağlı ekleyebilirsiniz. Tekrardan kapatalım. Burada ana yemeğimizin üstüne ekleyeceğimiz etimiz var. Güzelce pişti. Yumuşacık oldular. Bunu geldikleri zaman ısıtacağım. Ve üzerine ekleyeceğim. Yanına da mis gibi peynirli erişte. Bakın peynirlerim de eridi. Ceviz çok yakışıyor. Eğer erişteyi demleme usulü yapıyorsanız bu şekilde kavurarak mutlaka deneyin. Ve soframın son hali de bu şekilde oldu. Börülce salatam ve yaprak sarmam. Gerçekten çok güzel oldu. Kendisi de bu şekildeydi. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hemen bırakıyorum. Burada paylaşamadığım kadar çok şeyi orada paylaşıyorum. Canlı yayınlar yapıyoruz sizlerle birlikte. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.